Biraz yürüyelim mi? Olur. Ben çocukken de bu ağaç böyleydi, biliyor musun? O zaman dünyanın en büyük ağacı sanıyordum. Çok güzel değil mi? Hı hı. Sen de seviyorsun ağaçları, ormanı. Sen de denizi. Peki bizim bir evimiz olsaydı, yani faraza konuşuyorum, nerede olsun, nasıl olsun isterdin? Yani bir kere burası çok güzel. Ağaçların içinde, hoş, sıcak. Ama öyle olmasaydı bile sen burayı çok seviyorsun. O kadar buraya ait duruyorsun ki. Burası İçinde sen varsın diye benim için daha güzel. Ve sadece sen varsın diye vazgeçilmez. Sen başka bir yerde yaşayamazsın. Buradan vazgeçemezsin. Geçerim. İçinde sen yoksan ve biz birlikte değilsek. Değil burası. Hayatım bile bir anlamı olmaz benim için. Cevap vermedin soruma. Peki. Ben küçükken hep böyle sırtını ağaca yaslamış bir ev hayal ederdim. Bir tepede. Şimdi sen seviyorsun diye deniz gören bir tepede. Minik, tek katlı bir ev. Verandasında salıncağı olan. Çatısı kiremit, duvarları taş, kapıları, pencereleri, tavanı ahşap. Böyle şirin bir ev. Öyle şirin. Anladım. Selamlar. Prenses. Asya'cığım. Evde olmanıza çok sevindim. Asya bütün gün sizi sayıkladı yine. Öyle mi Asya'cığım? Evet, birlikte yemek yiyelim mi de yoksa yemem. Öyle mi? Tamam, birlikte yiyelim o zaman prenses. Ben prenses miyim dayı? Evet, sen benim prensesimsin. Hadi şimdi yemek vakti. Yaşasın. Ya yürüyüşe mi çıktınız? Biz böldük değil mi, kusura bakmayın. Olur mu Ayşe'cim, ne kusuru? Ben bir telefona bakıp geliyorum.